Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Size küçük bir anekdot, küçük bir olayla e, açılış yapmak istiyorum. Benim gençlik yıllarımda e, askeri lise sınavları olurdu. Askeri lise sınavlarında birçok eleme yöntemi vardı. Mesela kafasına yatmayan kişileri elemek için mülakatta derlerdi ki mesela Atatürk'ü mü çok seviyorsun, Muhammed'i mi çok seviyorsun derlerdi. Sen orada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dersen şak atıyorum kafadan işte lan derdi bu adam biraz daha dine yatkın işte askeri iyi kaldıramaz falan elemek için sorular sorarlardı işte. Bir gidiyorsun denizde Hazreti Muhammed'den Atatürk suya düştü hangisini kurtarırsın? Atatürk desen diyecekler ki Hazreti Muhammed'i kurtamıyor. Vay dinsiz kitapsız. O deseler diyecekler ki olan Atatürk'e de yerim vay bilmem neci falan filan. Bu tip sınavlarda ya da hayatınızda eğer bu andan itibaren sizi böyle iki cevap verdiğinizde hangi cevabı verirseniz verin eleme niyetinde olanlar olursa önünüzü ilikleyin. Esas duruşa için Deyin ki beni böyle şerefli bir kurumun şerefli sınavına kabul ettiğiniz için size teşekkürlerimi sunuyorum deyin. Arkanızı dönün çıkın. Çünkü burada tek kurtuluş yolu bu. Tek kurtuluş yolu bu. Başka kurtuluş yolunuz yok. Hani adama sormuşlar mahkemede demişler ki işte FETÖ'cü Değilim demiş. O zaman demiş şunlar FETÖ'cü mü? O konuda cevap ver. Şimdi şunlar FETÖ'cü mü dedikleri zaman ne diyeceksin? Evet ya da hayır. Evet desen sen de demek ki FETÖ'cüsün ki biliyorsun. Hayır desen sen demek ki FETÖ'cüsün ki bunları şey yapıyorsun ya da bunlar daha üst düzey ki sen bunları kolluyorsun. Alt aşamasın. Aynen böyle. Hocam bilmiyorum desen. He, bilmiyorsan zaten bilmiyorum diyeceksin. Ne diyeceksin? Şimdi Fenerbahçe taraftarına da soruyorum. Jesusçu musunuz? İsmail Kartalcı mısınız? Hadi çıkın altından. Hadi kurtulun. Ay Fenerbahçe ay. İlk maçta 3-0 kazandığı Slovaçko maçının revanşında bir bir berabere kalıp UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Avusturya Viyen'in Rakibi oldu Fenerbahçe'miz. Ve playoff turundaki ilk karşılaşmamız e, haftaya. Perşembe günü deplasmanda Serdar Dursun'un golüyle öne geçtik. Ama Şaşinka'nın golüyle de sağdan beraberlikle ayrıldık. Bakın arkadaşlar Fenerbahçe taraftarları. Gözünüzün yağını yiyeyim. Ortada bir kitle var. Amacı belli. Ortalığı karıştırmak olan ve bu kitlenin arkasından gidiyorsunuz. İsim değil bu. Şu bu değil. Cengiz Ulaş şu bu değil. Hepsini tanıyorum. Cengiz abi de tanıyorum. Ulaş abi de tanıyorum. Muhabbetim olan kişiler. Turan'ı da tanıyorum. Ahmet'i de tanıyorum. Mehmet'i de tanıyorum. Allah kuşu da tanıyorum. Lakey'i de tanıyorum. Hepsini tanıyorum. Mesele bu değil. Mesele çok büyük bir mesele. Elinizi vicdanınıza koyun. Oynanan futbol çok mu kötü? Çok kötü. Desem ki size iki maç sonunda 840 bin euro. Yani 15,5 milyon TL Fenerbahçe kazandı desem. Bana ne? Diyeceksiniz. 840.000 euroya. Doğru mu? Doğru. Başka bir şey söyleyeyim. Arda Güler 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Sağda 80 dakika kaldı. Şimdi desem ki ben Arda Güler 80 dakika ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Eleştirin. Sen ne diyorsun lan? Lan Arda Güler eleştirilir mi? Lan Arda Güler eleştiren vatan hainidir. Bunlara laf anlatılmaz. Ya canlı yayında da söyledim. Lichtenstein'da lig yok. İsviçre 2. Lig'inde mücadele eden Son itmanını Konya'nın sokaklarında yapan Vaduz Konya'yı deplasmada 4-2 yenip konferans liginde playoff'a kaldı. Bu kadar konuşulmadı. Fenerbahçe Avusturya Viyen'i eleyip gruplara kalabilir mi yazmışlar. Kalacak. Hodri Meydan kalacak. Kalacak. Ya arkadaşlar iki hafta önce Dinamo Kiev maçında gümbür gümbür top oynayan bir Fenerbahçe vardı. Vallahi de billahi de benim son zamanlarda izlediğim en keyifli top oynayan Fenerbahçe vardı. O takımı niye bu hale getirdiniz? Yani o takım çatır çatır hazırdı. Belki bir transfer, belki bir forvet, belki bir kanatla çatır çatır hazırdı. Beğenmediğimiz İrfancan Can Kahveci vardı, beğenmediğimiz Rossi vardı. Ya etmeyin eylemeyin ya. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaşlar? Yani baykuşlar üşüşmüş ya. Akbabalar üşüşmüş Fenerbahçe'nin üstüne. Görmüyor musunuz? Kör müsünüz? Ya Rossi kötü. Kabul ediyorum çok kötü. Kabul ediyorum arkadaşlar çok çok kötü. Kötü futbolcuyu oynatmazsın, dinlendirirsin ya da özel idman yaparsın, güçlendirirsin, bir şey yaparsın. Futbolcuya kötü olduğu izlenimi verirsin. Ama bunu yaparken kaybedebilirsin de. Aa kaybedilecek topçu mu? Değil. İkincisi teklif gelen, transfer teklifi gelen futbolcuyu da kaybedebilirsin. Kafası oradadır. Mesela Atilla Salahi. Ben eski Atilla Salahi'yi göremiyorum sahada. Eski Rossi'yi göremiyorum. Rossi geçen seneden de kötü. Bu kadar da kötü değildi ya. Bireysel olarak çok gerisinde. Bakın bu kadar top kaybıyla bu kadar dakika sahada kalması çok ilginç. Çok ilginç. Ha ama şunu söyleyeyim. Bu kadar sakatlık problemim var. Bu kadar sıkıntılar içerisindesin. Ya 3-0'la öndesin. Yapacak bir şey yok abi. Bu maçta skora bakmasın. Bak ben Ha bir haftadan fazladır diyorum. Hazırlık maçı kıvamında maç olacak. Hazırlık maçı kıvamında maç olacak. Hani niye bir haftadan fazla diyorum? Slovakya Kadıköy'de yenersek dedim orada tamam hazırlık maçı kıvamında maç olur. Yeniler denenir şöyle böyle diye. Öyle bir taraftar kitlemiz var ki. Lemos'u övdük. Lemos aynı maçta sakatlandı. Uğursuzluk, lanet bizim taraftar kitlesinde. Ya. Başka bunun açıklaması yok. Novak an açıklamalarıyla gireyim. Arkadaşlar çok ciddi hassas konulara parmak basacağım ama asıl kısım Jesus kısmında. Bekleyin. Filip Novak hatasız olmamız lazım. Bakın hatasız olmamız lazım. Çek yalı futbolcusu Novak Slovaçka maçı sırasında koştu. Bu oradan kendi memleketinde toplamda 4 birlik skorla elediklerini Maçtan sonra diyor ki ilk maçta aldığımız sonuç bizim için önemli oldu. Bir sonraki rakibimiz Avusturya Viyen. Umarım iyi bir netice alırız ve o maçı da atlatıp gruplara kalırız diyor. <laughs> Bu maç benim için önemliydi. 40 bilet talep etmiştim. Çünkü yaşadığım yere 40 kilometre ailem ve yakın arkadaşlarım geldi. Buraya gelip Fenerbahçe'yi desteklediler. Şimdi pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız diyor. Maç maç devam edeceğiz. Geliştirmemiz gereken yerleri geliştireceğiz. Ümraniye spor maçında 2 puan kaybı yaşadık. Bu tarz kayıpları yaşamamalıyız Kadıköy'de. Depresmanda oynayacağımız maçta hedefimize devam edeceğiz diyor. İsmail Yüksek. Ah gariban İsmail'im ah. Öyle bir zamanda geldin ki. Alex'li zamanda falan dünyaya gelmiş olsan. Şu anda belki de adından söz ettirecek çok kral bir isimdim. Çok kral bir topçuydu. Gerçekten yeteneklisin. Ama geldiğin dönem o kadar kötü ki. Şu an Messi Fenerbahçe'de olsaydı 7 cettine küfürler ediliyordu. 2 tane 3 tane hareket yapıyor gol atıyor esnaf topçu zannediyor kendini. Fizik yok. Fiziği yok. Fiziği yok. 17-19 yaşında fiziği yok saçları uzatmayla öyle uzatmayla topçu ölünmez. Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de olsaydı anasını avradına sövüyorlardı. Ya şekilli şekil bir şey yapıyor atlayabilmem böyle yapıyor böyle topçum olur ya. Gol atıyor tamam gol atıyor da başka ne yapıyor? Kaleye geçip penaltı kurtarıyor mu? Yok. Ya her şey eleştiriliyor. İsmail Yüksek. Ya Kiev maçında 7. ikinci sarıdan sonra arkadaşlar aldığı tepkiler. Serdar Dursun'un siz mesaj kutusuna atılan küfürleri görseniz. Dava açacak olsa Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücretin iki katını kazanır Serdar Dursun. Ayıp ya ayıp. Fenerbahçe'nin terörist terörist şeyi ya topluluğu oluşmaya başladı ya. Anti Fenerbahçeli ama gerçekte Fenerbahçe'yi tuttuğunu iddia eden, terörist bir grup. IŞİD gibi bir şey çıkmaya başladı Fenerbahçe taraftar içinde ya. Ya bu kadar olmaz. Bu kadar rezalet olmaz ya. İsmail Yüksek diyor, diyor ki bak. Taraftarımızın önündeki ilk maçımızda istemediğim bir şekilde kart yedim. Unutmak tabii ki de zor. Hayallerimin olduğu bir platform. İstemediğim bir anla karşılaşıyorsun ve tüm dünyanın başına yıkılıyor. Ama ayağa kalkmak önemli. Ben de hocamın bana verdiği her dakika sahada en iyi şekilde performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Bu formayla sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum. Yalan. Psikolojik olarak toparlayamadı çocuk kendini. Hala günlerdir toparlayamadı çocuk kendini. Sebebi kim? Mustafa Hoca değil mi? Jesus'un açıklamalarına geldik. Arkadaşlar Yezid'i bulmak istiyorsanız bak Yezid'i bulmak istiyorsanız Hüseyin'i arayın. Hüseyin nerede doğru yapıyorsa karşısında Yezid vardır. Firavunu bulmak istiyorsanız Musa'yı takip edin. Musa neredeyse ne doğru yapıyorsa Firavun oradadır. Gözetliyodur. Eğer doğruyu bulmak istiyorsanız ya da yanlışı fark etmek istiyorsanız zıttında arayın. Neyi bulmak istiyorsanız zıttında arayın. İsmail Kartal söylentilerini kim çıkarıyorsa Fenerbahçe düşmanıdır. Jesus istifa sözlerini kim çıkarıyorsa Fenerbahçe düşmanıdır. Ali Koç istifa sözlerini kim çıkarıyorsa Fenerbahçe düşmanıdır. Her şeyi tersinde arayın. Her şey iyi giderken susanları ama her şey kötü çık, git, gittiğinde ortaya çıkanları unutmayın. Yalvarırım unutmayın. Bak size samimi bir şey söyleyeyim. Bak size gerçekten samimi bir şey söyleyeyim. Evet sinirlendiriyorlar beni. Evet kızdırıyorlar beni. Ama hiçbir zaman doğrudan ayrılmıyorum. Hiçbir zaman doğrudan ayrılmıyorum. Benim burada amacım şu. Size doğruları göstermek. Doğruları anlatmak. Anlatamıyorsam, beceremiyorsam kapatıp giderim kanalı. Hiç gerek yok. Aileme, çoluğuma, çocuğuma vakit ayırırım. Yalvarırım. Oku takip edin. İsmail Kartal diyenleri de takip edin. Aykut Kocaman diyenleri de. Bak bunlar ne zaman susar biliyor musunuz? Fenerbahçe başarılı olmaya başladığında bunlar susarlar. Allah'ım ya Rabbim şu kadar kişinin huzuruna sana dua ediyorum. Şu Fenerbahçe toparlasın kendini. Fenerbahçe şampiyonluk kazansın inşallah. İnşallah kazansın ki şu içimizdekiler bir sussun artık. Amin. İnşallah sizler de bu duama amin dersiniz. Şimdi Jorge Jesus. Bakın maçın ardından Fenerbahçe televizyonuna konuşuyor Jesus ve şunları söylüyor. Bu akşam iki hedefim vardı. Dur okumadan söyleyeyim. Bir turu geçmek. iki sakatlıksız hani sıkıntısız sakatlıksız turu geçmek olabilir. Yani birinci kesin turu geçmektir. ikinciyi bulmak önemli. Ne diyor? Birinci hedefim tabii ki turu geçmek. O zaten onu herkes çözer. İkinci hedefim de bu sene şu ana kadar çok fazla süre almayan oyunculara şans vermekti. Ha rotasyon. <laughs> Yani şu ana kadar çok fazla süre almayan oyunculara şans vermekte. Son oynadığımız lig maçına kıyasla ilk 11'de 7 farklı oyuncu vardı. Şimdi bir şey daha belirteyim. 7 farklı oyuncum var fakat ana mekanizma 11'inden canlı yayında da hesapladık. 8 kişi eksik. Yani ana mekanizmadan. Diyor ki onlar da bize bu maçta iyi sinyaller verdiler. Güzel şekilde cevap verdiler. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Slovaçko maçında bana iyi sinyal veren Crespo'ydu. Salahiydi. Altay'dı. Başkaları pek iyi sinyal vermedi. Niye? Ben resmi maç gözüyle bakıyorum olaya. Jesus olaya hazırlık maçı gözüyle bakıyor. Anladınız mı? Yoksa Allah aşkına arkadaşlar 7 kişi hani geçen maçta olmayan 7 kişiden hani çoğunluğu iyi sinyal verdi demek istiyor. Hangisi iyi sinyal verdi size? Anlayın bak adamın mantık hazırlık maçı mantığı. Benim için en önemlisi turu geçmek. Bir o kadar da önemlisi de bu oyuncuların performansını görmekti. İki hedefimize de ulaştık. Avusturya 1'e maçından önce <laughs> pazartesi günü oynayacağımız bir lig maçı var. Önce o maça odaklanmamız gerekiyor. O maçı geçtikten sonra deplasmanda oynayacağımız playoff turu maçını düşünebiliriz. Şu anda aklımızda olan tek şey en kısa sürede toparlanıp bakın toparlanıp Takımın kötü durumunun farkında merak etmeyin. Lig maçına en iyi şekilde hazırlanmak. 3 günde bir maç oynadığımız dönemdeyiz. Bizim için toparlanma çok önemli. Türkiye liginde bütün takımlar çok iyi, dengeli ve rekabetçi. Ümraniye maçından ders çıkarılmış. Hiçbir maç kolay değil. Öncelikle odağımız ligdeki sıradaki maç. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu yüzden her maçta sayısal anlamda belli değişiklikler yapmamız gerekiyor. Çünkü aynı seviyede aynı takımın hani aynı performansı göstermesi mümkün değil. Bak performanstaki dalgalanmaların da farkında. Bu yüzden her maç bu tarz değişiklikler yapmamız gerekecek. Benim burada tek kızdığım nokta şu gelmeden diyordu ki ben aynı kadroyu çıkartırım. Ne üç günde bir rotasyon motasyon öyle bir şey yok diyordu. Ben dedim bu lafını çok yer diye. Çünkü 5 oyuncu değişikliği var arkadaşlar. 5 değişiklik her maçta. Eğer haftada bir olsaydı tabii ki işimiz daha kolay olurdu. Ama şimdi 3 günde bir maç oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi elemelerini oynadık. Şu anda Avrupa Ligi elemelerini oynuyoruz. Bu yüzden derin bir kadromuzun olması çok önemli. Oyuncularımın performansından memnunum. Biz sadece 11 kişilik bir takım kurmuyoruz. En azından 22-23 kişilik bir kadro kuruyoruz. Soruyu değiştireyim. Mükemmel bir ilk 11'iniz var. O kadar güzel bir ilk 11 ki dillere destan. Ulan böyle 11 nasıl kurdunuz? Vicdansızlar diyor. Ama o kadar kötü bir yedek kadronuz var ki o kadar kötü bir yedek kadronuz var ki arkadaşlar. Diyorlar ki aman Allah göstermesin. Aman şu ilk 11'dekilere bir şey olmasın diyorlar. Aman. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'ye ne lazım biliyor musunuz? Transfer lazım. Harbi söylüyorum. İki tane üç tane birden transfer gelsin takımın havası değişir. Çünkü Fenerbahçe yıllarca buna alıştırıldı. Yıllarca buna alıştırıldı. Bak Altay Bayındır diyor ki taraftarımızı da anlıyoruz. Sabırsızlıklar var. Uzun süredir bir şampiyonluk isteği var. Biz der en çok isteyeniz. Herkesten çok istiyoruz ama birlikte hareket etmemiz lazım ki başarı gelsin. Her daim ne olursa olsun. Bak bu cümlemi unutmayın. <laughs> Taraftar ee, Aziz Yıldırım'a o kadar alıştı ki yani o kadar alıştı ki Aziz Yıldırım döneminde de tur geçince transfer gelmezdi ha. Elenene kadar beklenilirdi. Taraftar öyle alıştı. Bence bu alışkanlık oradan geliyor. Şimdi 4-1-3-2 sistemi bence Fenerbahçe'nin oynayabileceği bir sistem değil. Doğruya doğru konuşalım. <laughs> o sistem 4 1 3 1 1 de olmaz. Bu sistem 4-1-4-1 olur. Nasıl yani? Dörtlü savunma. Tek ön libero. Ön libero'nun önünde 1-8-1-10 numara. Yani hocam 4-2-3-1 desene Süper Lig'deki gibi. Süper Lig'de çift ön libero ile oynuyorlar. Benim sistemde bir ön libero, bir tane 8. Yani şöyle anlatayım. Crespo yanında Arao önünde Lincoln şeklinde. Anladınız mı? Ve şunu söyleyeyim. Orta yani... 4 1-2-3 de diyebilirsin. Yani bunu oynayacak olsan kanat oyuncuların çok sıkıntı. İç oyuncuların yine becerir ama kanat oyuncuların çok sıkıntı. 4-3-3 üç, üç desen hani iki tane bir tane ön libero iki tane 8 desen yine sıkıntı. Kadro öyle saçma dolduruldu ki. Ha bile gizli forvet var. Herkes gizli forvet. Yani sağ iç oynama özelliğini bilen az sayıda oyuncu var. Sol içi bilen az oyuncu var. İyi kanadın yok. Değişik bir kadro yapılanmasın. Bitti mi bitmedi. Bu arada Musa'yı arıyorsanız Firavun'un okuna bakın dedim ya. Ya Sabuncuoğlu açıklamada bulunmuş. Demiş ki Lincoln, Buruma, Arao, Gustavo Henrique ve Luan Perez doğrudan Jesus'un isteği. Joshua King ve Thiago Çukur menajer önerisi demiş. Joao Pedro Başkan Ali Koç'un Jesus'a alalım dediği bir isim. İrfan Can Eğirbayat ise başkan ve hocanın ortak kararı. Yani iki tane menajer önerisi var. Pedro 1, İrfan Can 2, Ali Koç'un önerisi. 1, 2, 3, 4, 5 tane futbolcu da Jesus'un isteği. 9. Kalan öbürleri. Demek ki öbürleri şey gökten indi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bugün öğlenleyin cuma namazından sonra bir açıklama gördünüz. Son dakika. Yazıyor oradan. Fenerbahçe'den açıklama Brezilyalı futbolcu Gabriel Barbosa parantez içinde Gabigol ve kulübüyle her konuda anlaşılmıştır. Futbolcu görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a hareket etmektedir diye. Dünkü maçtaki kötü futbolu unuttunuz. Baygın futbolu unuttunuz. Jesus istifayı unuttunuz. Değil mi? İsmail Kartal'ı unuttunuz. Kafa gitti. Siz bunu istiyorsunuz. Siz bunu istiyorsunuz. Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe futbolu zirve yaptı. Allah şahidim. Dedim ki ulan şu takımda bir de Gabriel Barbosa çekilse tadından yenmez. Hiç uğraşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçının ee, daha doğrusu ilk maç oradaydı. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının 11'ini biliyor musunuz? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının 11'ini. Bak. Altay, Osayi, Serdar Aziz, Salahi, Ferdi Kadıoğlu. Arao, İsmail, Yüksek, İrfancan Kahveci, Rossi, Valencia, Joshua King. Sonradan oyuna girenler Lincoln, Serdar Dursun, Buruma, Arda Güler, Tisanat. Fenerbahçe orada top etti bunları. Baktığınız zaman Joshua King bana göre kötü oynuyor. İrfan bana göre kötü oynuyor. Rossi hepimize göre kötü oynuyor. İsmail şimdi düşüşte. Valencia o maçlarda bence kötüydü. Bak dört tane kötü adam saydık. <laughs> Ferdi çok beceremedi bir şey. 5 tane kötü adam saydık. Serdar Dursun. Ya Serdar Aziz sakatlandı çıktı. Şu an göndermeye çalıştığımız Tisserant'tan oynadık. Altı tane adam baktığınız zaman. Sonradan oyuna girdi Lincoln kötü adam 7. Serdar kötü adam 8. Buruma kötü adam 9. Arkadaşlarım, futbol bir taktik disiplinden oynanır. Fenerbahçe taktik disiplinde bir şeyleri başarıyor. Taktik disiplinde Fenerbahçe bir şeyleri başarıyor. Evimizde elendiğimiz maç. Sağbek'in bekin Osayi, stoper ikilinin Tiserant Salayi. Tiserant sakatlanıyor. Eee yerine Novak giriyor biliyor musunuz? Sol stoper olarak yani stoper, sağ stoper olarak Novak oyuna giriyor. Arao tek ön libero. İsmail sağda, Rossi solda. Joshua King Valencia hücum attı. İsmail yüksek ara önünde. Arkadaşlarım kararlarınız an be an değişebilir. İsmail yüksek, İsmail Kartal'da isteyebilirsiniz. Cesus'u da eleştirebilirsiniz. Ama vallahi de billahi de ilk 5 hafta itibariyle şampiyonluk şu takımın bu takımın imkansız ya. Şu takım şampiyon demek imkansız. Bak. 3 maç arka arkaya kaybetmene bakar. Al aşağı olman. Al aşağı olman 3 maç arka arkaya kaybına bakar. Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe'de belirsizlik hakim. Diyorsunuz ki transfer. Transferle değiştirelim. Emin misiniz? Transferle her şey yoluna girecek mi? Kesin mi? Ne bugüne kadar ne transferle yoluna girdi? Neyi bugüne kadar transferle değiştirebildiniz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Allah aşkına Luan Perez'i Fenerbahçe aldı. Şu an kaçınız Luan Perez'i aldığınız fiyata geri verin deseler kabul edersiniz. %95'iniz. Hocam bu adam olmaz bu çöp diyorsunuz. Peki Luan Perez sezon başına hazırlandı mı? Her şeyi bir kenara attım. Kasımpaşa maçı. Birçoğunuzun umudu yok değil mi? Sizin umudunuz olmanca ben daha çok seviniyorum yazmışlar ben artık Fenerbahçe maçları izlemeyeceğim keşke bir arkadaşım birkaç arkadaşım. keşke izlemeseniz keşke izlemeseniz çünkü laf anlatılmıyor Ya etmeyin eylemeyin Ya etmeyin eylemeyin bak size çok basit bir örnek vereyim mi çok basit bir örnek vereyim bizim taraftarın tepkisiyle rakiplerin tepkisi çok farklı adı Beşiktaş'ta da anılan Kontrat della Fuente Marsilya ile anlaşmış. Yunan ekibi transfer görüşmelerinde bulunmak için Atina'ya davet etmiş. Siz hiç Beşiktaş forumlarında işte e, Ahmet Nur Çebi istifa haberi görüyor musunuz? Göremezsiniz. Çünkü onlar Beşiktaş'ı tutuyorlar. Galatasaray Marsilya Alexis Sanchez'le iki yıllık sözleşme imzalamış. Siz hiç Galatasaray yöneticisine söven Galatasaray taraftarı görüyor musunuz? Göremezsiniz. Niye sövsün? <laughs> Bu arada şey olayı da çok saçma geldi bana ya adam işte tarikatçıymış falan filan olabilir arkadaşlar. Ya her tarikatı FETÖ gibi görmenin her cemaati FETÖ gibi görmenin mantığı yok ki. Yani e, FETÖ'nün 12 tane Alevi derneği ortaya çıktı haberiniz var mı? Alevi'nin FETÖ'yle ne alakası var dersin? 12 tane Alevi derneği çıktı ortaya. Ya bu kadar şekle şemal aldan mı? Abi tarikatı da tutabilir, cemaat de Bu kadar takılmayın ya bu kadar. Ya kendimize şey çıkarıyoruz, uğraş çıkarıyoruz. Galatasaray yöneticisi tarikatçı bir Lan olabilir. Olabilir. Mason da olabilir. Hristiyan da olabilir. Ne var bunda ya? Ya bunda ne var arkadaşlar? Kendi kendimize gündem çıkarma peşindeyiz. Galatasaray transferleri şöyle. Yöneticisi şuymuş, buymuş. Ya biz neleri gördük? Neleri görmedik? Neleri gördük neleri görmedik. Hocam hocam diye ağlayanlar bilmem hoca efendi diyenler televizyonda çıkıp hoca efendilerine küfür ettiklerini gördük. Yetmeyin eylemeyin biz neler gördük. Ya çok saçma yerlere takılıyorsunuz. Şimdi de Belotti haberleri. Belotti Galatasaray'a geliyormuş. Lan keşke gelse. Fenerbahçe taraftar olarak çok istiyorum. Keşke gelse. Bizim taraftar bak şu Alexis Sanchez öbür Beşiktaş'ın alamadığı gerçekleşmeyince var ya ortalığı yıkardı. Niye? Bizim taraftar maalesef sürü psikolojisinde hareket etmeye başlıyor. Maalesef bizim taraftar koyunlaşmaya başlıyor. Maalesef abi. Ha hocam yıllardır kupa yok hak verelim. Böyle diye 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 bugüne geldik. Arkadaşım, canım arkadaşım. Bizde bir laf var. Tüküreceğin surata konuşma, konuşacağın surata tükürme diye. Siz tükürüyorsunuz, Yetmiyor. Tokat tatmaya kalkıyorsunuz. Yetmiyor. Yani boya falan fırlatıyorsunuz. Etmeyin. Eylemeyin. Sonuçta hüsran olan Fenerbahçe olur. Peki hocam. Jesus istifa edip İsmail Kartal'ın gelme ihtimali var mı? Var. Bu kafayla giderseniz var. Sonrasında da yine hüsran. Ligi havlu atmış bir Fenerbahçe'ye. İsmail Kartal gelir. Size göre keyifli. Bana göre sadece sonuç odaklı futbol oynarız. Bak sonuç odaklı futbolda oynayabilirsin. Şansının yağ yaver gitmesi lazım. Şansının yağ yaver gitmesi lazım. Jesus arka arkaya 10 maç kazansın. Onu da geçtim. 4 maç kazansın. İşte Kasımpaşa Adana Demir'i yensin. Avusturya Viyeni içeride dışarıda yensin. 4 maç sonra bugün Jesus'a küfredenler diyecek ki bak Kurt Hoca takımı toparladı. Bu kadar sabırsız olmayın. Ben yine söylüyorum. Bakın her tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Oynanan futbolu beğenmedim. İlk maçtaki Slovaçko'yu ilk maçta 3-0 yendiğimiz futbolu da beğenmedim. Ama kalıplardan çıkın. Artık Süper Lig'deki takımlar, Avrupa'daki takımlar çok farklı oynuyor. Eskiden takım 3-5-2 oynardı. Bir sistem vardı. Şimdi çeşit çeşit takımlar var. Aynı sistemin takımının çok farklı oyun oynadığına hiç mi şahit olmuyorsunuz? Allah aşkına Alanya'nın oynadığı futbolla Kayseri Spor'un bir mi? Aynı taktik dersin. Ya da başkası Konya'nın oynadığı o futbolla Beşiktaş'ın bir mi? Alanya'nın ki bir mi? Galatasaray'ın bir mi? Antalya'nınki bir mi? Adana Demir'in ki bir mi? Teknik direktör niye var? Bu yüzden. Cesus kulağını kapatacak. Aynı Crespo'nun Galatasaray deplasmanda yaptığı gibi. Ekibini toplayacak. Gelin buraya. Kasımpaşa analizini yaptınız mı? Yaptık hangi kadroyla çıkmamız lazım? Şu ana kadarki yanlışlarımız. Hangisinde ısrar ettik? Kim geliyor gelmiyor? Ben şunu söyleyeyim. Forvet geliyor mu gelmiyor mu? Bitirelim. Giden gidiyor mu gitmiyor mu? Bitirelim. Adamlar yazmış Gustavo Henrique gitsin sözleşmesi feshedilsin. Evet. Kabul ediyorum Ümraniye maçında rezalet ötesi bir futbolcuydu. Futbolcu mutbolcu değildi. Belki bir günlüktür. Fenerbahçe birinde Kayseri Erciyesi 7-0 yendi. Kayseri Erciyesi kalecisi ben Allah şahidim. Dedim ki lan kesin şike yaptık. Kesin dedim yani. Yani Allah şahidim. Öyle bir maç oynadı ki Erciyes kalecisi. Akıllara durgunluk verir. Maç sonu ne dedi biliyor musunuz? Benim dedi oğlum öldü dedi. Benim bugün oğlum öldü dedi. Kundaktaki bebeğim öldü dedi. Ben kafayı futbola veremedim dedi. Kundaktaki çocuğu ölmüş. Allah rahmet etsin Rabbim mekanı cennet etsin inşallah. O kalecinin ve ailesinin de mekanı cennet etsin. O gün böyle bir şey yaşamış. Yine bizim futbolculardan biri vardı. Çıktı. Dedi ki ben bugün babam için oynadım dedi. Rahmetli babam dedi. Konuşmayı bitiremedi. Bizim futbolcu muydu ya başkası? Bizim futbolcu diye hatırlıyorum. Ya da eskiden bizde oynayan futbolcu. Adamın babası ölmüş. O gün maça çıkmış. Ama çatır çatır da top oynadı. Ne olur? Fenerbahçe'yi eleştirmek için 900 dakika. Futbolcuyu eleştirmek için 450 dakika. Jesus da 450 dakikadır Fenerbahçe top oynuyor. 450 dakika sonra ben konuşacağım. Futbolcuların birçoğu 450 dakikadır oynamadı. 450 dakika geçtikten sonra ben konuşacağım. Sabırla beni bekleyin. Rica ediyorum beni bekleyin. Kendi görüşünüzü, fikrinizi sunun. Ama kendi görüşünüzü. Hocam Serdar Ali Çelikler çöp diyor. Demek ki çöpmüş. Hocam sosyal medya çöp diyor. Demek ki çöpmüş. Hocam izlemedim maçı ama Fener çok kötüymüş. Demek ki çöpmüş. Bakmanıza bağlı. Şu bardağın içini göremiyorsunuz değil mi? Bak şimdi. Su içtim mi? İçtim mi arkadaşlar? Belki de sizi kandırdım. Belki de içinde su yok. Belki de içinde su maddesi yok. Belki de içinde kola var, ayran var, belki de çay var, kahve var. Belki de hiçbir şey yok. Kandırdım sizi. Nerede anlayabilirsiniz? İçine bakarak. Hocam içini göremiyoruz ki. Bak hafif bir dalgalanma gözüktü farkında mısınız ışıktan dolayı? Ha hocam içindeki içinde bir şey var. Arkadaşlar biraz daha eğeyim. Hani su dökülmeyecek şekilde. Bak yine dalgalanmadan görüyorsunuz değil mi içindekini? Ben diyorum ki arkadaşlar bunun içinde kola var. Aa 25 bin takipçisi var. Yalan söyleyecek hali yok ya içinde kola vardır. Diyorsunuz. Vazgeçin. Yine bir örnek vereyim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabını etrafa toplar. ilmin kapısı. <laughs> İnşallah bizlerin de izinden gideceği Hazreti Ali Efendimiz. Hocam Hazreti Ali'yi seviyorum ama bana Alevi derler. Desinler. Bana da desinler. Size desinler. Ya Ali'yi Ali sevmemek olur mu ya? Hasan'ı sevmemek, Hüseyin'i sevmemek olur mu ya? Ne demek ya? Neyse. Ashabını topluyor. Diyor ki bir kavanoz ya da bir kase bal gösteriyor. Bu nedir diyorlar. Baldır Resulullah. Baldır, baldır, baldır. İşte herkes bal, bal, bal diyor. Hazreti Ali geliyor. Bakıyor mübarek parmağını bala sürüyor, değdiriyor, alıyor, tadına bakıyor, bekliyor, yutkunuyor. Baldır Resulullah diyor. Bakın. Gördü mü? Gördü. Aynı lakin gördü. Elini gezdirdi, hissetti mi bal olduğunu? İlmel yakın. Tattı mı? İçeri girdi mi? Emin mi? Hakkal yakin. Bitti. Yani kesin emin olduktan sonra konuşuyor. Ben de sizden bir alilik yapmanızı rica ediyorum. Kesin emin olmadan konuşmayın. Ve lütfen kesin emin olmak için 900 dakikayı bekleyin. Saygılarımla. Hayırlı cumalar.